Mondial'in Wing 50 modeli. Bu motor alınabilecek şu an 50'liklerin içinde en yakışıklı, hani güzel, parçası ucuz, uygun motorlardan birisi. Şimdi bu motoru şöyle incelersek, şöyle göstereyim. Yapılan şeyleri anlatacağım. Bu benim elimdeki bu motor şu an 21 model. Normalde bu motorun buraları gri. Bu kısımlar gri. Şu kısım gri. Egzoz kapağı gri. Burada gri. Ben bu motorda ne yaptım? Bu motoru öncelikle aldığım zaman bir bakıma soktum. Bakıma soktuğum zaman şunu fark ettim. Zaten motor gitmiyordu. Bagaların ağır geldiğini fark ettim. Usta da bunu söyledi zaten. Hani orijinal baga, herhalde baga değişiminde bunun ağır bir baga takmışlar. Yuvarlak bagalardan normal. Ama ağır baga olduğu için kalkış ölüydü yani hiç. Yüksek devirde çeviremiyordu. 4000-5000 devirden yukarı, hatta 4000-5000 de değil, 3000 devirden yukarı hani böyle son hızlarda falan çıkabiliyordu. Böyle 4000'e 5000'e, hani sonra hayatta bir son devir göremiyordum ben bunu aldığım zamanlar. Sonra şuna karar verdim. Hani ben bunu yükselteyim. Sonra biraz araştırdım, bunun yükseltilmesi için parça şeyinin beyninin fabrikaya gönderilmesi gerekiyormuş. Burada yükseltme yapılmıyormuş enjeksiyon model olduğu için. Şimdi bu enjeksiyon olayı da şöyle, EFI diye geçiyor bunlar. Beyin yapısı, beyin tipi. EFI tip beyinler var bunda. Enjeksiyon EFI beyni. Bir de karbüratör var, GDI diye geçiyor onlar. ECU yani EFI beyinler bunlarda olduğu için bunlarda da karbüratör yok, enjeksiyon var. Yükseltme yapıldığı zaman da karbüratördeki gibi yüzlük karbüratör takayım, yüzlük piston takayım olmuyor bunda. Yazılımsal bir yükseltme de şart. Şimdi biz şöyle yaptık. Bu motoru ben aldığım zaman ilk başlarda güzeldi hani, ama uzun yola gittim bir kere. Baktım gitmiyor. Hani 45-50, 50'yi görünce seviniyor insan. Değişik bir arıza. Daha önce birinin yaşadığını duymadım ben. Hani aldığım benzin sulu bir benzinmiş. Hani ucuz bir petrolden almıştım. Yerel bir petrol. Sulu benzin olduğunu söylediler. Enjeksiyon arızası verdi. Enjeksiyonu biraz düzeltmeye çalıştık. Çıkardık. Mazotla yıkadık. Bir şeyler yaptık. Tekrar denedik. Hani o enjeksiyon görevini görmemeye başladı. Büyük ihtimal hani arıza olduğu için püskürtme özelliğini kaybetti. Damlama yapıyordu. O yüzden gidiş berbat olmuştu. Hazır bu meselede, problemde çıkmışken biz bunu ne yaptık? Gittik. Hem yüzlük silindir taktık. Hem yüzlük formata gönderdik beyni. 80'lik format atılıyor herhalde. Yani 80'lik yüzlük diye gönderdik. Fark etmiyor büyük ihtimal o. Gitti formata beyin şeye. Bayiden gönderdim. Fabrikaya gitti. Format yapıldıktan sonra işte pistonu taktık. Gömleğe taktık. Yüzlük. Sonra bunun enjeksiyon bozulduğu için yeni enjeksiyon söylemiştik. O buna da sanırım Mondial 110i enjeksiyonu taktık. Onun uyumluydu. Sanırım Wing'in, çünkü piyasada şu an enjeksiyonu yok. O şekil bir motor topladık. Yani enjeksiyon çok verimli. İki çıkışlı enjeksiyon, o iki noktalı olanlar var ya. İki noktalı enjeksiyon. İki püskürtme yapıyor. Yüzlük olunca tork arttı. Piston da yükselince işte 110'luk piston enjeksiyon takmış olduk. Bunları yapınca gayet güzel bir performans almaya başladım. Fakat şöyle bir sıkıntı oldu bu sefer. 4,5 gram baga taktığımız için, performans baga takmıştım. Pulley, Doktor Pulley baga. Şöyle oldu. 4,5 gram baga
Çok bağırttı. Gitmemeye başladı motor. Son hızı azaldı. Torku çok yükseldi fakat hani mesela son gaza verince dururken önü falan kalkıyordu. Hani o kadar güçlü tork. Aslında bu tork değil de bir mantık hatasıydı. Ben de fark ediyordum bunu. Sonra ne yaptık? Gittik yükselttik onu da. Bagaları ağırlaştırdık. Kayışı bando tekrar yeniledik. Yağını yeniledik. Gayet güzel bir çekiş elde ettim. 70'i görüyor şu an. Hani çok güzel, rahat gidiyor. Bağırmıyor. Titreşim azaldı. Bagı ağırlaştırdığınız zaman titreşim azalıyor. Bagayı hafiflettiğiniz zaman veya bu bazı internette görüyorum. 4,5 bir yere 5, bir yere 9 bir vuruntu yapar o. O olmaz. Baga dediğiniz kısım çok önemli bir kısım. O ön varyatör. Oraya dengesiz ağırlık koymayın. Ben önermiyorum. Şahsen 8, 8, 5, 8, 5 falan yapın diyorlar da ben onu önermiyorum. Ya 8 yapın hepsini, ya 6 yapın, ya 7 yapın, ya da 9 yapın. Hepsini. Şöyle söyleyeyim. Performans olarak çok iyi. Yani yakıt koyduğunu unutuyorsun. Özellikle yüzlük yapınca bu motoru. 80'lik yüzlük. O hiçbir fark etmiyor bence. Oldukça az yakmaya başlıyor. Çok garip bir şekilde. Hani öncekine göre çok az yakmaya başladı motor. Yani büyük ihtimal şöyle oldu. Alçak devirlerde daha yüksek tork elde edebildiğim için, zorlamadan daha güçlü hızlara çıktığım için büyük ihtimal motor az yakmaya başladı. Yani ekonomik oluyor motor 50'likten 100'lüğe çıkarınca, değişik bir şekilde. Sonra biraz aradan zaman geçti. Bunun yeni kasalarını gördüm. Baktım yani, dedim ki ulan dedim, siyah bayağı iyi yakışıyor bu motora. Siyah gri. Eski kasayı görünce ya boyamak istedim. Kendim bu parçaları söktüm. Çok basit bir şekilde sökülüyor bu parçalar. Plastik bunlar. Güzel bir şekilde zımparamı çektim. Zımparayı çektikten sonra astarımı attım. Astarımı attıktan sonra internette en kaliteli boyayı söyledim. Sanırım Akçal'ın mat siyahıydı. O bayağı iyi kapatıcılık özelliği var. Komple boyadım. Hani tıkırdayan yerlerini silikon sıktım. İyice sıkıştırdım vidalarını falan derken çok güzel bir motor çıktı ortaya. Şöyle göstereyim. Yeni kasa renginde. Güçlü bir motor. Yani bu motoru alacaklara tavsiyem şudur. Hani eğer piyasada scooter arıyorsanız, bu motor biraz diğer scooterlara göre pahalı. Şurada bagajı açma şeyi var. Anahtarı var. Anahtar kısmı. Kendi motorun anahtarıyla açılıyor bagaj. Açtığınız zaman bayağı büyük bir iç hacim var. Bir kask sığabiliyor. Hani bu alacaksanız eğer iç hacim olarak bakarsanız, bir sonraki videoda anlatacağım Kuba Trendi var. Onun iç hacmini daha çok beğeniyorum ben, bagajın iç hacmini. Fakat konfor ve gidiş bakımından oturaklı bir motor arıyorsanız bu motor çok oturaklı bir motor. Hani hafifliğini hissettirmiyor motor giderken. Çok ağır bir motor hissiyatı veriyor. Bu yönden yazlık bölgelerde, turistik bölgelerde kullanabilmek açısından bu motordan alın. Sıfır fiyatı oldukça pahalandı bu motorun. Hani ben baktığım zaman ne kadardı? 36 bin civarıydı herhalde bu motor. 37 bin de olabilir. Yani gerek yok bunu o kadar para vermenize. Yani gidin ikinci el yüzlük yapılmış versiyondan. Çünkü bunun yüzlük yapılması oldukça meşakkatli ve çok pahalı bir süreç. Yani o enjeksiyonun, hadi 50'lik enjeksiyonla yüzlük yaptığınızı düşünün. Enjeksiyon fiyatı zaten 1,5-2 bin lira. Enjeksiyonu çıkar. Piston silindir zaten bunun 1,5 miner olmuş. 1,5 bin lira olmuş. 1000 lira da ustaya veriyorsunuz ki bazı ustalar şimdiden 1200 lira istemeye başlamış. Bir de yağ değişimi, varyatör kayış falan filan derken, yani bu motoru sıfır alıp da masraf yaptığınız zaman nereden baksanız 40 bin liraya yaklaştırıyorsunuz. Eğer 40 bin lira veresiye 30 bin liraya, 35 bin liraya bunun ikinci elini alırsanız, yani şu şartlarda 35 bin lira için bir scooter gayet hani normal bu şartlarda. Hani 55 bin liraya Aurora'nın 80'liğini almaktansa mesela bunu almak daha mantıklı. Ayak koyma kısmı oldukça geniş. Yani mesela bazı scooterların çoğunda bu genişliği bulamazsınız. Ayak kısmı bayağı geniş. Yani buraya iki ayak oldukça rahat sığıyor. Biraz kirli motor, kusura bakmayın.
Oldukça güzel motor. Arkada oturan kişiye de ayak koyma kısmı var. Şuradan tutamakları da var zaten. Size sarılmaya gerek kalmıyor arkaya oturan. Koltuğu çok rahat. Her yeri led, beyaz led. Ya zaten şu kafa ledi, kafa lambası şey gibi, projektör gibi parlatıyor. Yani uzunları açtığınız zaman öndeki adam direkt selektör yapıyor kıs diye. Oldukça güçlü bir motor ve ben öneriyorum. Yani paranız varsa gidin. Bu klasmanda, bu kalitede bir motor istiyorsanız Wing alın. Revival vardı bende daha önceden. Revival'e göre iki gömlek yukarı bir motor. Yani iki gömlek daha kaliteli, konforlu bir motor. Revival biraz daha buna göre konfor olarak düşük kalıyor. Sürüş yüksekliği de düşük Revival'in. Kafasının buralarda olması lazım. Bunun kafası yüksek kalıyor ona göre. Önerebileceğim bir motor. Fazla uzatmak istemiyorum. Sorularınız varsa bu yüzlük yapım sürecinde, enjeksiyon arızası ile ilgili vesaire, sorabilirsiniz yorumlar kısmında. Kanalı takip edip, üye olup, abone olup takip ederseniz ve başka kişilere de önerirseniz sevinirim. Farklı güzel motorlar gelecek, modifiye edilmiş. Hepsi için takipte kalın.